Merhaba Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Evet arkadaşlar 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle tabii ki burada Plüto'yu konuşacağız, Uranüs'ü konuşacağız, Neptün'ü konuşacağız, Satürn'ü konuşacağız, Jüpiter'i konuşacağız. bunların yanı sıra bir de tutulmaları konuşacağız. 2024 oldukça dolu dolu geçecek arkadaşlar. Ee, tabii ki burç yorumlarına geçmeden önce 2023 biterken size son kampanyamdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 2024'te bizleri neler bekliyor? Hangi konularda fırsatlar, şanslar yakalayacağız? Ee, hayatımızda hangi sorumluluklar gelecek, hangi fırsatlar gelecek? Hepsini tabii ki genel olarak anlatacağım ama kampanyamızda kişisel haritalarınıza göre de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sadece yapmanız gereken WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmek. Doğum haritası analizi, öngörü analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL yılbaşına kadar geçerli arkadaşlar. Bu kampanyadan yararlanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Evet, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, aynı zamanda sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, gelelim Plüto'ya. 2024'te öncelikle Plüto kovaya geçmişti biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 2023'te. Şimdi bu oğlağa geri dönmüştü tekrar e, retrosu bitti ve ileri hareketine başladı. E, Kova burcuna tekrar girecek burada 2 dereceye kadar ilerleyecek daha sonra 2 Mayıs'ta e, retro yapacak tekrar arkadaşlar. Burada yine oğlak burcuna tekrar dönecek yani bir oğlak bir kova aslında devam edecek serüveni ve 12 Eylül'de tekrar düz harekete geçecek ve önümüzdeki 18 yıl boyunca da artık kova burcunda kalacak arkadaşlar. Öncelikle ana haritalarınızda koç olarak söylüyorum tabii ki ana haritalarınızda 29 derecelerde herhangi bir gezegeniniz varsa bu Plüton'un geçişinden geçtiğimiz yıl çok etkilenmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda bu yılda bunun devamı niteliğinde olaylar devam ediyor olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki bu kova geçişi sizin haritanızda 11. ev demek. Yani ee, yüksek makamlarda, mevkilerdeki insanlarla arkadaşlık ve dostluk yapma imkanımız var arkadaşlar. Onlardan gelecek olan fırsatlar var. Gelecek planlarınızı değiştirme, e, revize etme imkanınız var. Hatta e, kökten bir hayatınızda e, temizlenecek arkadaşlarınız, yeni dahil olacak arkadaşlarınız var diyebiliriz. Hayatınız şöyle bir e, yani bir şeyleri bırak ve yeniden başla diyen bir enerjide olacak. Özellikle 29 derece 29 derece ve yakınlarında hatta 1 derece, 2 derece de olabilir bu. bu derecelerde herhangi bir gezegeniniz varsa bilin ki bu söylediğim cümle sizin için daha çok geçerli arkadaşlar. Öncelikle hayallerimiz değişecek, planlarımız değişecek. Ee, geçen yıl bunun etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Onların devamı niteliğinde bu yılda bu etki devam ediyor olacak arkadaşlar. Gelelim Uranüs'e. Uranüs ani beklenmedik e, olayları yaşatan gezegenimizdir. Bizim e, yani Koç olarak sizin ikinci evinize denk geliyor arkadaşlar. İkinci ev baktığımız zaman para, maddi ve anevi değerlerimizin evidir, düzenli kazançlarımızın evidir. Yani e, hayatımızda e, ciddi anlamda kazançlarımızla ilgili ani beklenmedik bir değişim dönüşüm e, yaratmış olabilir bu zamana kadar. Tabii ki e, bu zamana kadar yaşatmadıysa 19 derece ve yakınlarında yine gezegenleriniz varsa o zaman diyebiliriz ki yani 19 ile e, 19 ile 29 derece arasında. Gezegenlerimiz varsa burada e, hayatımızda köklü bir değişim başlamıştır geçen seneden itibaren bu yılda onun devamı niteliğinde e, olaylarda süre gelecektir. Bu ne demek oluyor İşte ev almak, ev satmak, iş kurmak, iş değiştirmek, köklü bir işe geçiş yapmak, e, daha ileri yaşlardaysak emekli olmak. Yani ani beklenmedik hızlı bir şekilde parasal konularımızı bir revize etmek anlamına geliyor olabilir. Geçen yıl biliyorsunuz 2023'te eee Jüpiter boğa burcuna geçti. Uranüsle de bir kontak içine girdi yavaş yavaş. E, diyebiliriz ki hem Uranüs'ün hem de Jüpiter'in etkileri size parasal kaynaklarınızla ilgili oldukça önemli gelişmeler getirecek. İşsizsek iş bulacağız, atama bekliyorsak atama gerçekleşebilir bu yıl. Bunun dışında kendi işimizi kurabiliriz, yatırım yani ek kazançlar yaratabilecek, güzel gelir sahibi olabilecek fırsatlar da gelebilir. Yani bir bitiş ve bir başlangıç tarzında düşünebiliriz. Ama bu gerçekten sizin için çok çok olumlu bir gelişme yaratacak diyebiliriz. Tabii ki yıl içerisinde ana açıların nerede nasıl etkiler yarattığını daha detaylı konuşuyor olacağız. Ama genel itibariyle... Uranüs ve Jüpiter ikinci evinizde size kaynaklarınızı artırmak için bu yıl çok önemli fırsatlar getirecek. Özellikle yine diyorum 19 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa bu etkiyi daha da fazla yaşayacaksınız. Özellikle 19 29 derece pardon 19 23 derece arasında gezegenleriniz varsa daha da çok etkileneceksiniz diyebilirim. Gelelim Neptün'e arkadaşlar. Şimdi Neptün Biraz böyle sisli puslu bir hava verir. Bazen hedeflerimiz, hayallerimiz hayallerin gezegenidir çünkü. Ama o hayallere giderken ayağımız sağlam bir yere basıp basmadığında bir kontrol ettirir bize. Eğer basmıyorsak hayal kırıklığı, eğer gerçekten altı dolu sağlam bir hayalin peşinden koşuyorsak da ciddi anlamda bu bize hayallerimize kavuşturmak için güzel bir e, fırsat yaratacaktır. Şimdi Neptün nerede dersek? Neptün 12. evinizde maalesef. Uzun süredir orada seyahatine devam ediyor zaten. Şimdi bu yılın etkileri özellikle 27-29 dereceler arasında seyahatini de sürdürecek. Özellikle yine 27-28 derecelerde herhangi bir gezegeniniz varsa bu demek oluyor ki ee, zaman zaman hayal kırıklığı, zaman zaman da hayallerimize kavuşmak gibi etkiler getirecek arkadaşlar hayatımızda e, ciddi anlamda hedeflerimizi, hayallerimizi zaten bir plüto da değiştiriyordu, Neptün de 12. evden. Yani. Tutunduğumuz sağlam gibi gördüğümüz bir hayalimizin peşinden koşarken aslında ne kadar hayal kırıklığına uğradığımızı yani yanlış bir yolda ilerlediğimizi ve hayallerimizi değiştirmek için de yeni fırsatları ve olasılıkları görmeliyiz şeklinde düşünebiliriz. Yani kökten bir temizlik, bir düzen değişikliği, bir hayal değişikliği, hayallerimizin hedeflerimizin değiştiği bambaşka bir senaryoya giriyoruz diyebilirim koç olarak. Şimdi e, bunun dışında tabii ki Satürn e, yine 12. evimizde arkadaşlar. E, e, bir Satürn sorumluluk gezegenidir öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi sorumluluk neyle ilgili olabilir? 12. ev, hastane, e, sıkıştığımız durumlar, hayatımızı tekrar revize etmek için işte eskilerin gitmesi, yenilerin gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. E, tabii ki 12. evde e, hastalık hastane ile ilgili e, sorumluluklar, ailemizden vesaire eğer mesela dördüncü evimizden bir açı alıyorsak işte ailemizle ilgilenmek, onlarla ilgili sorumluluk almak gibi bir düşünceyi getirebilir arkadaşlar. Ya da sekizinci evden, onuncu evden yine bir açı içerisindeysek e, bu yatırımlar, miraslar vesaire ile ilgili bir e, sıkışma durumu yaratıyor olabilir. O yüzden e, Satürn bize aslında e, iyice böyle e, gelmiş vaziyette işte 2024'te artık bunların çözümü nerede? Nasıl ilerleyebilirim? E, bu sorunlarla nasıl, nasıl baş edebilirim? E, hayatımdaki kariyer bana hizmet ediyor mu? Yeni bir e, plana mı geçmeliyim? E, hayatımda neyi değiştirirsem e, maddi manevi değerlerim artar gibi. Aslında bizi bir yerde böyle bir sıkıştıracak e, ve bizi başka bir çözüm aramaya mecbur bırakacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi 2023'te de zaten Satürn balığa geçmişti arkadaşlar. Eğer e, haritanızda e, sıfırla ile 5 derece, pardon, pa, e, sıfırla 7 derece arasında bir gezegenizi açattıysa bunu zaten yaşamış olmalısınız ki Jüpide kadar bu değişim gerçekleşir. Eğer ki 3 e, derecenin 7 derecenin üstünde özellikle e, 12 ile 19 derece arasında bir gezegenizi açı atıyorsa o zaman bu konular da henüz yeni başlıyor olmalı arkadaşlar. E, bu sene Satürn'ün artık e, bir sayfayı kapat diğer sayfaya geç dediği ama geçerken de sizi yine zorlayarak, üzerek, yıpratarak e, biraz böyle... Artık bizim kafamıza vura vura bu hedeflerimizi, hayallerimizi değiştirmemiz için yine yardım edecek arkadaşlar. Tabii ki bunu beklenmedik ani gelişmeler, işte ani sorumluluklar, ters giden bazı olaylarla yaşatacak ki bu terslik bizim hayatımızda tıkandığımız noktayı fark etmemiz ve değiştirmek için çabalamamız anlamına gelecek arkadaşlar. Gelelim Jüpiter'e. Jüpiter işin gerçeğini söylemek gerekirse hayatımızda olmazsa olmazlarımızın arasında. Neden? Çünkü Jüpiter bizim bolluk bereket gezegenimiz. Yani o da almasa biz nefesi nasıl alacağız? Bu fırsatları nasıl yakalayacağız? O değişimi nasıl fark edeceğiz? Nasıl cesaret edeceğiz şeklinde. E, düşünebiliriz. Jüpiter'in tabii ki ikinci evimizden geçiyor olması aslında e, iş hayatımız, parasal kaynaklarımız biraz önce de bahsettiğim gibi Uranüs ile beraber harekete bize yılın ilk yarısında aslında e, çok net bir şekilde kaynaklarımızın nereden olması gerektiğini anlatacak. Zaten bu etkiyi eğer boğa geçişi 2023'te yaşamaya başlarsak orada yerimizi sağlamlaştıracağız. İşte yeni bir işe girdiysek ya da ne bileyim atanma gibi bir durumumuz varsa o makam mevkii korumak için e, çabalar e, yaratacağız. İşte gelirlerimizi e, stabil tutmak için e, daha çok çabalayacağız anlamına geliyor olabilir arkadaşlar. Ama bu geçiş tabii Jüpiter etkisinde olduğu için daha basit, daha kolay daha e, fark edilebilir bir şekilde olacak gelelim 26 Mayıs'a kadar Tabii ki Jüpiter boğa etkilerini yaşayacağız Jüpiter'in Bir de ikizler burcuna geçişi olacak arkadaşlar Jüpiter ikizler burcunda e, çifte şans demek öncelikle e, Tabii ki bu çifte şans nereden gelebilir 3. E, evinizde Üçüncü evinizde seyahat edecek. Bu nedenle kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili fırsatlar ve şanslar anlamına gelebilir arkadaşlar. Ee, belki çözemediğiniz bir e, akrabalarınızla ilgili sıkıntı veya problem varsa ya da kardeşinizle yaşadığınız sıkıntı veya problem varsa bunların çözüm kaynağını bulma im imkanınız olabilir. Onlarla ilgili güzel gelişmeler yine söz konusu olabilir. Kardeşinizin evliliği ya da çocuğun doğması gibi. Bir durum olabilir yakın çevre ve e, komşularınızdan fırsatlar yakalamak olabilir e, iletişime geçtiğiniz e, kendinizi ortaya koyduğunuz e, her konuda yine fırsatlar e, size yanınıza destek olacak arkadaşlar Jüpiter'in e, ikizler geçişi e, üçüncü ev iletişim olduğundan dolayı mesela yeni bir işe geçtiniz ya da yeni bir yatırım yaptınız bunlarla ilgili işte yeni müşteriler arıyorsunuz ne kadar diyaloğa geçer ne kadar iletişimi artırır ne kadar öğrenme hevesinde olursak iletişim ağını ne kadar kuvvetlendirirsek o kadar fayda şeklinde düşünebiliriz yine yakın seyahatlerden fırsatlar yakalama ihtimalimiz var günübirlik yaptığımız bazı seyahatler bizim aslında ufkumuzu genişletebilir gittiğimiz yerlerde öğrendiğimiz bazı ne bileyim yaptığımız diyaloglar, yeni tanıştığımız insanlar yine bize fayda gösteriyor olabilir yakın e, yaptığımız seyahatlerden de yine bu şans fırsatı yakalayabiliriz özellikle 26 Mayıs'tan sonra ikizler burcuna geçiş yapacak arkadaşlar e, ve daha sonrasında e, 9 Ekim'de retroya girecek ikizler burcunda e, ve e, 21 derece ile 11 derece arasında retro yapacak arkadaşlar Jüpiter'in bu etkilerinden daha iyi yararlanabilmek için özellikle ana haritanızı kontrol etmenizi tavsiye ederim e, 21 derece ile 11 derece arasında herhangi bir kişisel gezegeniniz varsa özellikle ikizler burcunda bundan en çok da sizler etkileneceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Ee, tabii ki attığı açılar e, kare karşıt ya da üçgen e, hangi açıyı atıyorsa e, pozitif ya da negatif olarak da e, hayatınızda süre geliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de ay düğümlerine. Ay düğümleri de yine bizim hayatımızda çok büyük etkiler yaratıyor. E, çünkü neden? E, yılın tutulmaları bu ay düğümleriyle belli oluyor aslında. Hangi evimizden nasıl e, tutulma etkileri yaşayacağız? Biraz bundan bahsedeyim size arkadaşlar. 25 Mart'ta e, özellikle Terazi Burcu'nda e, 5 derecede bir tutulma yaşanacak, ay tutulması. E, Şimdi ay tutulmaları e, öncelikle e, ay tutulmasının tarihinde ve öncesindeki bir ay sonrasındaki bir ay çok etkilidir. Toplamda 3 aylık bir etki enerjisi yaratır arkadaşlar. E, şimdi terazi burcu sizin e, hangi evinize denk geliyor dersek tabii ki 7. evinize. Evlilik ve ortaklarımız ortaklıklarımızla alakalı önemli gündemler yaşayacağız. Öncelikle güney ay düğümü negatif olandır. Kuzey ay düğümde pozitif olandır arkadaşlar. Güney ay düğümde bir tutulma yaşıyorsak demek ki negatif etkileri de içinde barındırıyor diyebiliriz kısacası. Şimdi e, bu gözle bakacak olursak öncelikle güney ay düğümü 7 evinizde demek ki evlilik ve ortaklıklarımızla ilgili öncelikle bir sıkıntı var, problem var. Şimdi kuzey ay düğümünde sizin burcunuzda olduğunu düşünürsek evlilik ve ortaklıklarımızda eşimizin yönlendirmelerine bakmadan biraz daha hayatı sıkı sıkı kendi ellerimizde tutmalıyız. E, ya da e, bir ilişki geliyor bizi zorlayan, yıpratan, e, sömüren bir enerjiyle oluyor. Sanki... E, Evliğimizde tıkandığımız bir nokta var ama eşimizle aynı frekansta değilmişiz gibi hissettirir bize. Ya da eşimizin yaptığı bazı eylemler, konuşmalar hayatımızda e, o tıkanıklığı daha da belirginleştirir. Burayı yönetmek aslında onlarla birlik beraberlik enerjisinde değil, e, evliliğimizi ortaklığımızın ipini elimize almakla ancak çözülebilir arkadaşlar. O yüzden koç terazi aksındaki bu etki e, öncelikle e, demek ki 25 Mart'ta ilişkilerimizle ilgili bir e, tartışma, bir problem e, söz konusu olabilir. İlişkisi olmayanlar için ise ya da ortaklığı olmayanlar için ise karşımıza yeni bir ortaklık teklifi ya da bir evlilik teklifi gelebilir arkadaşlar. Yani bir ilişkimiz varsa evliye dönebilir. E, ilişkimiz yoksa eğer hayatımızda yeni birileri dahil olabilir. Yani evlilik, ayrılık gibi bir konu hayatınıza göre şekillenecektir diyebiliriz. 8 Nisan'da ise güneş tutulması var. Bu da Koç burcunda gerçekleşecek. Aslında güneş tutulması biraz daha hayatımızda yönümüzü tayin etmek, aldığımız kararları hayata geçirmek, uygulamak konusunda bize çok da yardımcı olacak arkadaşlar. Bu güneş tutulması sizin aslında birinci evinizde yaşandığı için hayatımızda e, e, bu dönemde e, ilişkilerin, evliliklerin artık bir önceki tutulmada da yaşadığımız negatif enerjilerin burada artık pozitife dönmesi, e, hayatımızda yönümüzü belirlemek, eğer orada ileri gitmeyen bir ilişkinin içerisindeysek, düzeltemeyeceğimiz konularla, baş, baş edemeyeceğimiz konularla uğraşıyorsak bitirme kararı, eğer ki e, yeni başlayan bir ilişki ise e, işte bu ilişkinin e, önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde e, tamamlanma sürecine girmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. E, tabii ki daha önceden başlamış ilişkilerin burada evlilik kararını almak, e, evlilik için ilk adımı atmak gibi bir enerji yine söz konusu olabilir. 18 Eylül'de yine ay tutulması yaşanacak. Bu sefer balık burcunda yaşanacak arkadaşlar. Tabii ki balık burcu sizin 12. evinize denk geliyor burada şunu diyebiliriz ki kaderin sizin adınıza yazdığı bazı planlar var ve artık bu planların ne olduğunu fark etme zamanı diye düşünebiliriz 2025'te balık başak aksına geçen tutulmaların enerjilerinde e, bizzat yaşıyor olacağız bu tutulmayla beraber. Bunun döngüleri biraz daha uzun sürecek aslında. 2025 yorumlarında çok daha net anlatmaya başlayacağız bunu. Ama hayatın, kaderin bize e, sunduğu bir fırsat, bir şans, bir e, durum var sanki o durumu yakalayabilmek için de elimizi taşın altına koyacağız. Karşımıza çıkan e, insanlar için e, ya da kaderin o planını anlayabilmek için akışta kalırsak ancak bunu yakalayabileceğiz şeklinde bir vurgu da yaratıyor arkadaşlar. Özellikle bu tutulmada bu ay tutulmasını 25 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa mutlaka sizler daha çok etkileneceksiniz diyebiliriz. Ee, yine 2 Ekim'de e, güneş tutulması yaşanacak Terazi burcunda arkadaşlar. E, bu demek oluyor ki ilişkilerimizin bu kadar testten geçen sınav haline gelen e, döngümüz artık bir sonuç bulmaya başlayacak. Yani ilişkide e, bazı sorunlar, sıkıntılar, problemler yaşamış olabiliriz ya da ortaklığımızda eğer Çözüm bulabildiysek e, ilişkiyi gerçekten bir üst levele atlatabiliriz ya da e, evliliğimizde var olan sorunları, sıkıntıların çözümü için güzel e, adımlar atabiliriz ya da karşı taraf artık bizi yordu, yıprattı ve elinden kaybedeceğini anlayarak e, bize tekrar e, ciddi anlamda yakınlaşmaya başlayabilir, bizim istediğimiz kıvama gelmeye başlayabilir. Ama değilse de burada artık son nihai kararlar veriliyor ve hayatımızda bir e, Kapı kapanıyor, yeni bir kapı açılıyor şeklinde düşünebiliriz. Yani evliysek, bekar bekarsak evli olarak bir statü değişimine doğru gidiyor olabiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle aslında 2024 yorumlarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer yorumlarımı beğendiyseniz beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ihtiyacı olan bir arkadaşımıza da e, sevdiklerimize de bu videoları gönderirsek hem biz desteklenmiş hem de onlar bu videodan yararlanmış olacaklardır. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. 2024 size sağlık, huzur ve mutluluk getirsin arkadaşlar. Hoşçakalın.